Bir şey konuşuyla ayrı. Bir şey konuşuyorsun. Paylaşım olur. Ne yapayım? İçeride ben seni bekliyorum. Niye? Ha, niye yanımda değilsin onu merak ediyorum. Çok sert girdi olaya. İlgi istiyorsun. İlgiden bahsediyorsun. Ama burada kendi kafana göre tamam, takılıyorsun. Tamam sakin olur musun? Sakin ol. Öyle mi? Sakin ol. Tamam. Ama hemen hayır ilgi olur. İsteyen bir insanın yapacağı bir şey mi bu? Ne tamam, yapacağım ben senin peşinden koşacağım burada evin içinde. Hayır tabii ki de. Ben sakinim zaten. Sana soru soruyorum. Senden iki kere insanların önünde özür diledim. Sesini alçalt. Ve bu özürü aldın. Tamam. Değil mi? Tamam. Benim orada işim bittikten sonra yanıma gelebilirsin. Bir şey sorabilirsin. Ne yaptın? Tamam bir şey konuşuyorduk tamam. Hep beraber. Kız kıza. Aynen. Tamam. Sonra. Otur. Hayır hayır. Akın otur tamam saçmalama. Hayır hayır bölmek istemiyorum lütfen. Akın geç. Saçmalama. Kusura bakma özür dilerim. Hadi. Allah ay ya. Gidiyor peşinden bana. Bir de ya. O da saçmalıyorsun. Bir şey konuşuyormuş. Kuralım konuşmaya devam etsin. Ya of Akın ya. Konusunu. Şu an hatalısın. Hayır ama gerçekten bir şey konuşacaksak mi? Bizim konuşacak şeylerimiz var tamam? Üzgünsün tamam, ve ben senden özür diliyorum. Beraber bir şey yapıyordunuz bak, anladın mı? İnsanların önünde özür diliyorum. Bu kralın göndermesi de değil. Kral benim içimdekini bildiği tamam, için gönderiyor. Tamam zaten dilemiştin biliyorum ama burada bir şey yapıyorsunuz. Ben de orada bir şey konuşuyordum yani. Bu kadar basit. Biz burada eğlenmiyoruz ama. E damat yine de birbirimizin senin hakkında ne işin sorunları var orada yapıyoruz. Kızlarla geyik yapıyorsun. Senin damat ne alaka adayın ya? Burada. Hiçbir çaban yok. Ya ama ikisi beraber bir şey yapıyordu burada. Kral kraliçe durumu var. Benim gelmem hani olmaz ya diye düşündüm. Ne alaka ben kral kraliçe miyim? Bırak bir şey miyim? Evet, bak, oturuyorum değil ben mi? Ben bu evde ikinci kez kral oluyorum. Lütfen Sibel'cim yanlış anlama. Daha önce yaverim Gökhan'dı benim. Tamam mı? Gökhan burada otururken hatırlarsın. Yani kimin ne ilişkisi varsa tamam, kimse kimseyi yalnız bırakmıyor. Asla hayır özür dilemen değil bak zaten. Affedersin. Dinler misin? Gün içinde zaten. Ben de şaşırdım bir anda hani burada çocuk duruyor o sizde orada giyip burada bir tek kalan benim. Herkes yanlış. Gitmiş onların gel damat adayı burada değil zaten. Ben gelmem hani olmaz diye düşündüm. Format gereği de burada formatla siz bir şey yapıyorsunuz mi? Diye düşündüm. Bunun formatla falan alakası yok tamam. Sonra diyorlar ki duygular duygular. Değil mi? Duygular öyle olmuyor ama işte. Demek ki olmuyor yani. Demek ki herkesi kendin gibi görmeyeceksin. Tamam. Önemli değil. Öyle düşünmüşsündür. Öyle yapmak istemişsindir. Canı sağ olsun. Otur. Boşuna tamam, ayakta otur. Bekleme. Dinle. Ya da hangi makarayı yapıyorsanız devam et. Yapmaya. Abartma istersen lütfen gerçekten. Abartıyorum ha. Gün içinde bir araya gelemiyoruz. İzin vermiyorlar diyorum Tuğçe. İzin vermedikleri için buradayız ve bunu değerlendirmek yerine sen geyik yapıyorsun diyorum arkada. Bu abartmak mı yani? Ben abartmıyorum, söylüyorum. Üzüldüm şu an ateşim çıktı. Kulaklarım yanıyor şu an üzüntüden. Dokun. Kulaklarıma dokunmayın. Ben üzüldüğümde bu olur hep bana. Tamam önemli değil diyorum. Çıkış yapmıyorum zaten bir şey demiyorum. İlgisizim. Kalbimde sanki herhangi bir şey yok. Ben o yüzden tamam, bu kadar tepki veriyorum. Tamam, düşüncesizlik ettim. Ya, İlgisiz olduğum için tepki veriyorum. Ve 2-3 dakika bekledim yani. Onur abinin söylemesine gerek yok bunu ya. Söylettirmememiz lazım yani anladın mı insanlara? Ben bekliyorum ki hani bu konuşmaya mal vermemek için gelmiyorum oraya. Kendi içimden diyorum ki Tuğçe şimdi gelir, şimdi gelir, şimdi gelir. Kahveni hazırladım koydum, şimdi gelecek diyorum. Seni izliyorum böyle bakıyorum gelecek mi? Tamam. Tamam önemli değil ama. Geçti bitti.